Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalonşonuz çiçek açtı. Tekrar çiçek açsın istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Benim kalonşom çiçeklendi şöyle. Artık çiçekleri geçmek üzere bakın. Buradaki yaprakların yanıklarını da göstereyim size. Burada işte çok rüzgar fırtına da perde kapattığımdan oraya sürtünmelerden dolayı oraya yaprakları biraz yanık durumda onları da temizleyeceğiz tazeleyecek harika güzel olacak şöyle çiçeklerin üzerinden geçmek üzere olanı geçmiş olan çiçeklerini kesiyoruz hiç korkmayın kesin bakın ne kadar daha güzel olacak ne kadar saksınızı dolduracak göreceksiniz kesin atın bunları ve kurumuş yanmış yapraklarımız var demiştik hem onları hem de açıp geçmiş olan çiçekleri hemen hemencecik üzerinden temizleyelim bunların üzerinde tutmayalım Üzerinde tutmak çiçek için çok iyi değildir. Bakın işte kurumuş yapraklarını da hemen şöyle üzerinden ayıtladım. Çiçeğim gençleşsin. Yeniden çiçek açsın istiyorsanız. Kalonşa çiçeklerinde bunu mutlaka yapın. Tekrar çiçekleneceğini tekrar yeniden güzel dallar vereceğini göreceksiniz. Bu yaprakları ben atacağım arkadaşlar. Ama yapraktan üretim de yapabilirsiniz. İşte bir iki yaprak koparttım atmak istemiyorum diyorsanız onları toprağa dikebilirsiniz. Ya da işte çok az bir tabağa su koyup onları bir su içerisinde köklendirme yapabilirsiniz. Şöyle bakın burada bir kurumuş dalı gördüm. Orada kırılmış ve köklenmiş. Bakın. Köklerini görüyorsunuz işte. Böyle kalon ço çoğaltmak aslında kolay. Alıyorum, köklendiremiyorum, çoğaltamıyorum, ölüyor diyen arkadaşlarımız var. Bence e, çok fazla su veriyorsanız ya da toprağınız ya da baktığınız ortam uygun değilse o zaman tabii ki tutmayabilir. Amaç yeterli olan topraktaki besin varsa ya da işte doğru sulama yapıyorsanız mutlaka tutacaktır diktiğiniz çelikleriniz. Onu da diktim video içerisinde göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle kurumuş olan bir iki yapraklarını daha temizleyelim. Mutlaka bu işlemi yapın. Üzerindeki çiçeklerini toplayın, kesin, atın. Sonucu sizlerde gözlerinizle görün çiçeklerinizde çok güzel bir işlem oluyor. Ben bu işlemi her yıl yaparım. Kalonşolarıma, sardunyalarıma yaparım. Yine üzerindeki çiçeklerini keserim. Evet şöyle bakın 2 hafta sonraki durumunu görün çiçeklerimin. Bakın çok güzel çiçeklendiler. Yeni yapraklar oluşturdular. Top top çiçekler açtılar. Böyle sizler de tekrar tekrar çiçeklendirebilirsiniz. Şimdi bir süre sonra buradaki çiçekler solacak. Yan taraftaki yeni taze dallar oluştu görüyorsunuz ki oradan bunlar çiçeklenecek bu defa biz bunlar çiçekleniyorken eski açmış olan pembe pembe turuncu açmış olan çiçekleri keseceğiz buradan güzel çiçekler verecek yeni dalları görüyorsunuz içlerinde tazecik güzel dallar oluşturmuş her yerden çok güzel bir işlem sonucunda görüyorsunuz sonuç mükemmel oldu böyle aslında çiçekler biraz ilgi bakım istiyor birazcık e kesin çok faydası var. Sizler de mutlaka yapın. Eğer dibinden toprak eksilmesi varsa ekstra bir miktar toprak ekleyin. Ekstra evde hazırlamış olduğum benim besinler var. Onlardan kullanıyorum. Sizler de mutlaka kendiniz evde doğal besinler hazırlayıp verin. Çiçek açmayan çiçeğiniz kalmayacaktır. Bakın her yerden aralardan yeni dallar, yeni çiçekler görüyorsunuz. Çok güzel bir işlem oldu. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Hemen küçücük bir köklenmiş dalımız vardı orada kırılmıştı. Onu da göstereyim sizlere. Sonucunu onu da görün. Bakın bu taraftan da saksımızı bir görmüş olun. Yani solucan gübresi ekliyorum topraklarına. Evde hazırlamış olduğum besinler, muz kabuğu, pirinç suyu, çay posası harika bir işlem oluyor. Ve çok güzel yeni yeni topraktan da Dallarını görüyorsunuz. Gayet güzel bir işlem oldu. Hemen dikmiş olduğum çeliği de görün. İşte o da burada. Bakın, iki hafta sonra ne oldu? Çiçeği açtı. toprağa tutunmuş durumda şu an. Bu da burada gelişip büyüyecek farklı bir saksıya diktim onu da. Şöyle tutmuş durumda. Toprağa kök veriyor şu an. E, toprağa kökleri sardıktan sonra da e, yeşil yeşil yeni yapraklar oluşturmaya başlayacak o da. Evet umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videolarımı izlemeyi çiçeklerinize güzel bir şekilde bakmaya devam edin arkadaşlar. Abone olup aramıza katılırsanız da destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.